Thank you very much. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Bizans'ın 7. videosunu çekiyoruz. Güzellik ve asalet kralı Vasilevs Alexios hala ölmedi. 62 yaşında. 957 yılında tahta geçti. Sene 1001 oldu. Adam başka asırı gördü. Hala da yaşıyor. Yo. Özellikle sağlığı iyi diyor. Oğlu Toskana dükü. Ama ben tabii bu oğluna bırakmayacağım. Hiç merak etmeyin. Bu arada bakın kim var. Despotisa Margerit yine İtalya'nın başına geçmiş. Ünvan tarihine baktığım zaman ben bu hanımefendiye vermiştim ancak örgütleşme talebiyle geri getirilmiş. Çok garip gerçekten. Bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız papalığı dağıtmaya çalışacağız. Papalı dağıtmak için gereken 3 şarttan ikisine sahibiz. Papa toprak sahibi değil. Papa savaşta değil. Ve İtalya bölgesini tamamen kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu görüntülemek için tıklıyorum. Burada beyaz konturla görmüş olduğunuz yerler oyunda İtalya sınırı olarak geçiyor. Yani Sardinya ve Korsika'yı almamız gerek. Ancona'yı almamız gerek. Verona ve şuradaki toprak. Ben bir noktada Istria'ya bağımsızlık vermiştim. Bir noktada düşündüm acaba Istria'yı vermekle hata mı ettik İtalya bölgesinden sayılıyor mu diye. Ancak sayılmıyormuş. Sayılmasını da zaten istemem çünkü Istria'ya hali hazırda Baviera'nın dejur bölgesi. Hatırlarsınız Baviera'nın hayatını kurtarmıştık. Bize karşı yüzde Savaşlarından birinde, abicim birinde değil hepsinde destek olduk. Hediye de verdik. Umarım suikaste kurban gitmezsin ve önümüze uzun bir hayat olur. Kendisiyle hali hazırda da müttefikiz. Çok ilginç gerçekten. Ben Bavyera'nın bu sarsılmaz inananlar geleneği sebebiyle Ortodoksluğa geçeceğini hiç düşünmedim. Gerçi vasallarının alayı bir noktada hala Katolik kalmıştı ama bunların kralları Ortodoks oldu ve çocuğuna yardımcı olduk. Korkuşluğu ve otoriteyi sağlamış durumda. Ekonomisi gayet iyi. Yani şu noktada aylık 20 altın kazanması fena değil. O yüzden bir duruma bakalım. Şimdi <laughs> bizim en büyük kurbanlarımızdan Sardinya. Kendisinden şu Ancona'yı almamız gerekecek. Ancak hiç sorun değil. Alırız. Aramızdaki ateşkes sebebiyle 4 yıl kadar beklememiz gerekiyor. Şans Şansölyemi kullanarak dış ilişkileri güçlendirmeye tıklayabilirim. Bu şekilde aramızdaki ateşkesleri çok daha hızlı bir şekilde özellikle şansölyemin diplomasi yeteneğine bel bağlayarak kullanırsak 8 sene 4 sene fark etmeksizin belki önümüzdeki ay hemen bitebilir. Çok daha hızlı bitebilir. Bitmese de en azından süresini kısaltabiliriz. Ülkemizi görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Aaa siz kendi aranızda mı savaşıyorsunuz yapmayın. Hı, böyle kutsal savaş açayım mı çok güzel olur. Hadi baksana şöyle kutsal savaş açtım. Yardımına kimse gelmiyor. Çünkü bakın Burada İsa'yı İmparatorluğu var. Dejur Pers İmparatorluğu. Ya Zeydi ya 12. yani Alay-ı Şii mezhebine mensup. Eşariler burada ancak kendi aralarında savaşlara takılmış durumdalar. Arap Yarımadası, Mekke, Medine, Yemen taraflarında. Bakın burada sıkışıp kalmış böyle bir ibadi abimiz var. Helal olsun hiç çizgisini bozmadı. Oyuna başladığından beri ibadi gidiyor. Bu arada bir saniye benim bunlar... Aaa çok güzel. Ben bunu neden akıl edemedim? Tabii ki. Bakın Dük Trifon'u ben buraya pinlemiştim. Bunun sebebi bana karşı koz kullanarak konsey haklarını garantilemişti. Ben bu konsey haklarını çekiyorum ve bu abimize bir kozumuz varmış. Buradaki kozu kullanarak da vasal sözleşmesini düzenliyorum. Kendisinin üzerindeki kozum sebebiyle kendisinin lehine başka bir değişiklik yapmamama rağmen tiranlık sayılmıyor. Çünkü bir koz kullanıyoruz. Artık konseyde doğrudan yer talep edemeyecek. Tabi şu an önceden kullanmış ancak kullansın. Hiç sorun değil. Düzenli ordularımızı toplayalım. <laughs> Hadi gel bakalım buraya. Geçirebiliyorsam acaba oğlumu. Aynen. <laughs> oğlumu geçirmem iyi mi oldu acaba? Çok iyi bir komutan. Bir de kendisi kutsal savaşçı. Savaşta yakaladık ya. Vay be. Şimdi buradaki abimize ben böyle burayı vereceğim. Fazladan da toprağı oldu zaten. Bir tane düklük tutuyor. Şöyle Fırat düklüğünü de oluşturduk. Fırat düklüğünü kendisine verelim. İki tane düklük tutabilir. Hiç problem değil. Buralardaki kontrol artık bir zahmet kendini arttır. Hadi canım bak bir de paran da azalmış. Hadi sana para verdim tamam. Vassal sözleşmeni. Hadi bak sınır beyi. Hatta şöyle yapalım istersen sana. Sen yine... sen bana zaten hiç bu şekilde doğru gün vergi vermiyorsun. Hmm. peki. Ama en azından böyle yaparsak Abi de sınır beyi sözleşmesi olur Hadi baksana tanıdık bunu Para basma hakkını da tanıyorum Böyle gayet güzel <laughs> Üzerinde bir koz varmış Zaten ben bu abiyi yakında serbest bırakmayı planlıyordum esasında Burada böyle bir İsa'yı Sultanlığını pardon şahlığını Pardon imparatorluğunu görmeyi beklemiyordum Çünkü cezire Bu abimizin yani İsa'yıların Dejur bölgesi ve burayı almak isteyecekler Dolayısıyla bu İsa'yılar En azından belki patlayana kadar Şu cezireyi içimizde tutabiliriz That's what she said. Bakın kendisi bizden çok hoşlanıyor. Kendisine para basma hakkı da tanıdık. Bu şekilde başkentinde sürekli bir gelişmişlik artışı olacak. Hatta paramız varken buralara bir şeyler de kurabiliriz aslında. Hı? Şöyle bir şehir. Şöyle bir kale. Hadi şuraya da bir... Şöyle de bir kale olsun ya. Aynen öyle. Buralara böyle bol bol şehir kasarız mesela. Buradaki gelişmişliği arttırırız. Gayet güzel. Yeni değiştirmemiş başka yerler var mı? Hemen oraları halledelim. Aaa. <laughs> Hadi değiştirelim burayı o zaman. Burası bizim toprağımız. Ordu vergisi getirdik. <laughs> Vassal vergi katkısı daha da arttı. Ee, dolayısıyla ben bu abilere, hmm. ya senin buraya hakkın mı var? Abi ben bir dakika senin hakkını uygularsam, He. aslında bir dakika yapabiliriz bir şeyler. Şöyle yaparız. Olur olur yaparız ya. Böyle burayı komple alırız bence güzel olur. Ver ona düklüğü. Aynı. Burayı çünkü tekte almış oluruz. Dejur yaparsak, Trent ya da Verona kalacak. Verona bölgelerinin kazanımı tabi burayı da böyle ayrı ayrı yapmamız lazım. Böyle yaparsak tamamen almış oluruz ama biraz vasalımız için sıkıntı olabilir. Vasalımızın gerçi buralarda böyle hak iddiaları var. Hmm bu nedir ya? Odunculuk. Obez mi olduk? <laughs> Ay, çok iyi obez olmuşuz. Hadi ol ol. Obez olmuşuz ya. Kilo verebiliyor muyuz? Kilo verin. iyi olur. Kaslı etkisine mi? Evet. <laughs> Ay, çok iyi. O zaman ben bunun şerefine bu abimizin topraklarını böyle komple ele geçiriyorum. Sirenaika eyaleti. Çok önce almıştık ama tabii yeni eklendiği için öyle mi diyor? Hmm. Sirenaika burası. Peki. E, peki yani. Olabilir. Güzel. Bakın şimdi burada yakalayamayacağız sanırım ama olsun. Kucatma gayet iyi ama elimizde sadece onajer vardı değil mi? Pekka. Levanten kültüründe mangonelleri güzel. İki yıl sonra mangonelleri alırız artık. Kuşatmalarda ciddi kanıyoruz çünkü. Burada ordusunu belki parçalayabiliriz. Açma. Tehlikeli örgütleşme. Ha, ha köylü sürüsü tabi. <laughs> ee, ben bunlara şöyle biraz para ver. Bunlar bende. Salerno düklü. Evet rica ediyorum. Teşekkürler. Güzel. Kont Lanfranco'nun hak iddiasını kullandık. Verona'yı böyle tamamen almış olduk arkadaşlar. Şimdi ben sana şöyle biraz para göndereceğim. Tamam. Paranı gönderiyorum. Ee, şöyle yapacağız. Senin elindeki kozu kullanarak tamam mı? Bu milis hükümlülüğünü arttıracağım böyle. Arttırdım. Sonra bu Verona tabii benim dejur bölgem değil. İtalya'ya aktarıyorum. Çok teşekkürler. Aa, hadi mezhep liderinden para. Burayı vasallaştırabiliyor muyduk? Sana hediye gönderdim. Hmm, düşük. Olur. Yaparız bir şeyler. Oh, kerevan büyümüş. Aa, Afrik hadi bak Afrika'yı oluşturduk. Afrika'yı oluşturduk. Sana bir evlilik düzenlesek ya. Kız torunu ve öğrencisi. Bence gayet güzel oldu. Hatta bak ben sana ve burada Afrika despotluğunu komple verebilirim. Afrika despotluğunu komple verdim. Hatta sana şuradaki vasalı da aktarıyorum can. Hediye gönderiyorum bol bol. Buralara şöyle bir yerleşimler yapıyoruz bir şeyler. Yükseltelim. Aa güzel buraları yükseltelim. İyi olur. Senin topraklarını yükseltiyoruz burada gördüğün gibi. <laughs> ha, şimdi kendi hak için güzel. Hadi ben hadi bakın size para vereyim. Bo bol para veriyorum size. Para çok gibi. Sağlam bir adalet anlayışı mükemmel. Benim kız torunu ve öğrencisi. Seni vasilikten çıkarsak sana öğrenci versek mesela. Hı? Sana öğrenci önersek senin nişanlını değil mi? Senin nişanlını. Sen eğitsen mesela kendin nasıl olur? Bence gayet güzel olur. Çok güzel olur. Ben de şu diğer kız çocuğumuzu eğitelim. Sağlık kötü diyor. Evet, yakında ölüme doğru gidiyoruz. Fena değil. Thomas arkadaşımız mı olacak? Hı. Olur. Thomas Saray öğretmeni yaptık ama umarım. <laughs> Erkek kardeşimiz Despot Markus muharebelerde kendini açtı. Oo, tabii yani popüler oldu falan. Hakkında iyi konuşsak yok. Tivoli kontluğu o kadar değil. Ancak değerli başarıları için altını ödüllendirebiliriz. Altın her zaman işe yarar. Para her kapıyı açar arkadaşlar. Bakın para verdik arkadaşımız oldu. Bu kadar basit. Aa benim eşim katolik miymiş? Hiç farkında değilim ya. Tamam öyle olsun. Biraz para biriktirsek fena olmaz. Sağalım şu abilere. Altın talep edebiliyormuşuz. Parasız bıraktık. Senden para talep ediyorum. Senden. Yok seni vasallaştırmayacağım. Hadi senden para talep ettim. Alıyorum ya paraları. Para iyidir. Para güzeldir. Para alınır. Kendi hanedanınızdan çok fazla yönetici olunca ve onlara karşı kozel dedince böyle de güzel getirileri oluyor. Bakın 400 altımız vardı. Şimdi 1100 oldu. Sırf böyle para dilenerek. Bunu yapmayabilirsiniz de. Bir dakika ben savaş mı devraldım ya? Hayda. Hiç farkında değil. Emirliği için kutsal savaş. Şaka yapıyorsunuz. Gerçekten şaka yapılıyor mu komutan yapıyorum. Hadi bakayım. Çok güzel. Suratınız. <laughs> Neredesiniz? Kaç kişisiniz siz? 5 Ha, bir burada var. Garnizon yetmiyor. Bir de burada var. Burada da garnizon yetmiyor. Mükemmel. Uğraşın dur. Umrumda değil. Teşekkürler. Aylık 202 altın kazanıyoruz. Kazandık yani bize altın ödeyecek. Teşekkürler. Bunların güçleri birleşti değil mi? Harika. Bakın çok değil. Şöyle ufak bir paralı asker birliği bunları yok etmeye yeter. Bu kadar. Teşekkürler. Mutlak taht otoritesine geçiyorum. Anlık geçeceğim. Çok anlık. Bir varis belirleyeceğim kendime. Fark ettiyseniz benim oğlumu sadece şöhret avcısı vasalları destekliyordu. En büyük oğlumu. İkinci oğlumu gururlu, dar görüşlü, dindar, azınlık ve küçük toprak sahipleri yani şöhret dışındaki herkes destekliyor. Bu da gayet güzel bir şey. Çünkü kendisinin iki tane erdemli özelliği var ve dahi dolayısıyla özellikleri de çok iyi bu konuda. 35 yaşında sağlığı gayet iyi ama biz onu hatta biraz daha arttırırız. Hallederiz bir şekilde. Sonra bunu tekrardan yüksek taht otoritesine çekiyorum. Ya sen buraya kutsal savaş mı uyguluyorsun? Aa çok güzel. <laughs> Yardıma gelelim mi can? Heh. Yardım yok ya sen halledersin bence. Kendisi de bizim karakterimizin kızıyla <laughs> nişanlı. Bir 5 sene sonra resmi evliliği yaparız kendisiyle. Kültür değiştirme işlemleri nasıl gidiyor bir bakalım. Levanten kültürü. Ha buraları. Yalnız çölü niye değiştirdiniz Allah aşkına. Neyse hadi buralara şehir mi kuruyoruz o zaman. Hadi buraya da şehir kurduk. Hadi bakalım. Antakya'ya yaymışız. Şam'a yayabiliriz. Aynen. Kudüs, Şam. Buralarda Özellikle Kudüs ve Şam'da gelişmişlik genelde yüksek oluyor. Kudüs, Şam ve Halep bir de Antakya'yı da dahil edersek için Suriye bölgesinde yani Levant bölgesinde özel yerler. İyi geliştirildiğinde ve özel binaları inşa edildiğinde gelişmişlikleri ciddi şekilde artabiliyor. Özellikle bakın burada Halep'te bir Halep kalesi var. Bizim kendi kültürümüz Yunan kültürü üzerinde böyle yayılmaya devam ediyor. Gayet güzel. Yayılsın. İyidir iyidir. Hükümdar temsilcileri şimdi bir saniye. Levanten kültürü dedik. Erken ortaya. Mangonelleri hali güzel. Halletmişiz. Hükümdar temsilcileri, müsait vergi grupları, ek bina bölmeleri. Fena değil. Kalıtsal yönetimden gidebiliriz aslında. 4 sene sonra diyor. Nallar desek mesela bu da 4 sene, bu da 10 sene sonra. Tam kalıtsal yönetimden gidelim. Sonra küresel usurlap ya da derebeylik. Hani askerleri de fena olmaz. Hani askerleri de yapılabilir. Mangoneller demişken bakın ben bir şeyi unuttum. O kadar üzerinde durduk. Mübarizun mübarizun dedik ama almadık. Niye almadık? Almalıyız. O zaman şu zırhlı yayaları ben önce bir kaldıracağım. Neden kaldırıyorum? Çünkü sınırlı düzenli asker slotum var. Bakın böyle karşılaştırdığınızda 45'e 28 mübarizun zırhlı ise 32'ye 24. Zırhlı yaya sadece mızrakları karşılıyor. Mübarizun mızraklarla beraber ağır piyadeleri de karşılıyor. Bakımı biraz daha fazla. Satın alması biraz daha yüksek. Ancak her türlü değer bence. Katafrakt gibi bir ağır süvarinin yanına mübarizun gibi bir ağır piyade bölüğü yakışır bence. Ama bunları önce bir konuşlandıralım. Bakın konuşlandırdık. Saldırıya artı 20 ekleniyor. Hadi bunda Roma'ya konuşlandırdık. Bu arada Latium'u oluşturmadım bilerek. Belki ileride oluştururum bilmiyorum. <laughs> İtalya'da çok ciddi bir iç karışıklık var ve aciz kalmış. Eyvah. Savaşta muhtemelen yaralandı. He? Ee, hediye gönderdim sana. İç sınırlar fena değil, gayet güzel. Mısır kendi halinde takılıyor. Kutsal savaş mı ilan ettin? Kolay gelsin. Tamam, sen de orada öyle meşgul kalırsın. Şu Tunus Düklüğü, ah. Asa ah, afa... bir dakika ne? Afaroz mu? Ee, senden vasal devralacağım. E ee, bu bir suç teşkil etmeyecek. Çünkü Tunus Düklüğü senin dejur bölgen değil. Bakayım Tunus Mısır'da başka bir yer tutuyor mu? Tutmuyor. Bunu yapınca da tiran sayılmıyoruz ancak bize karşı kızacak ama hiç sorun değil. Yani vasalını devraldım ki o da dejur olmayan bir vasal. Hiç kayıp yaşamazsın. Sonra kardeşim ben seni affedeceğim. Tamam mı? Sonra sana biraz daha para yollayacağım. Hadi bakayım. Eser gönderebiliyor muyuz? Hadi post verdim sana. Vasalımı devraldı eksi 40 ama düklü kaldı artı 180. Yani burada <laughs> krallık verdim artı 80 gibi böyle dengeliyorum yani. Dengeleme politikasıyla hallediyoruz. Şimdi tabii ben sana bunu verdim ama sana aktardım. Oğlum millet sana niye eksi yüzde bakıyor Meşruiyet beklentisi. Ayda. Senin sözleşmeni biz şöyle değiştiremiyoruz mu? Ya? Ha? Para basma hakkı da tanıyalım sana. Güzel. Sen iyi kazanırsın. Merak etme. Aylık 10 altın. Fena değil. bir tek Sardinya kaldı. Savaşına katılmayı yok. Bir tek Sardinya hak <laughs> iddiası alabiliyor. <sallamıyorum>. yok almayacağım. Aramızdaki ateşkes biter bitmez. Böyle dejur gibi. Böyle Roma topraklarının fethi gibi savaş yapabiliriz. Ben öyle anladım. Bavyera'ya bak. Yardırıyor. Bavyera'yı bir müddet korumamız lazım. En azından kendi topraklarını katoliklikten Ortodoks'a geçirebilirse burada sağlam bir tampon bölge statüsüne erişir. Polonya şu an o feodale ulaşmışlar. Bu adamların da Katolik olması hiç hoşuma gitmiyor. Hallederiz ya yaparız bir şeyler. Şaka maka bu arada Roma İmparatoru olduğumuz için böyle Endülüs'e de girebiliyoruz. Ben girebilirim belki <laughs> İberya dayanandı da oluştururuz bilemem. Yaparız bir şeyler artık. Şöyle bazen haritaya baktığım zaman kendimle de gurur duymuyor değilim. Yine bir hastalık. Aziz Antonio'nun ateşi. Cayır cayır yani bir şey demiyorum daha. Kontroller düşükse bir yerlerde arttıralım mümkünse. Hadi şu Viterbo'da arttıralım mesela. Buradaki toprakların kontrolü niye düşük arkadaşım? Koy şuraya bir şeyler. Yap şöyle ya. Heh. Neyse parayı da çok bitirmeyelim. Bir dakika torunum niye esir alınıyor? Sen hak iddiasında mı bulundun buraya. Mükemmel. Para da kaybettin lan değil mi? Evlenmeni izin verdim ha. Ah para ha. Alex Burada mı çıktı? Bu Başkenti karantinaya at. Çabuk. Umarım yayılmaz. Ee, aynen. Salgın direnci 84. Daha yapabileceğimiz bir şey yok. Hekimi çağırın. Hafif tedbirler. Muazzam. Ya ona rağmen nasıl geldi? İnzivaya çekilin çabuk. Milletin bu hastalığı kapmasını istemiyorum. Kültür yayma olayı nasıl gidiyor? Aa, Patrikçim sen yayıyor muydun ya? Haberim yoktu. Burada yaymışız. Burası Antakya bölgesi zaten. Gayet güzel. İskenderun. Buralara koy şöyle bir şeyler. Aynen gayet güzel. Gelişmişlik ne alemde? Hmm, bakalım. Antakya artıyor. Buralar tabii doğal olarak İstanbul'un etrafında olduğu için. Buraları biraz daha yükseltsek fena olmaz. 8'e mi düştü burası? Bakın gelişmişlik azalması eksi 21 aylık bu arada. Sen kimsin? İyi e, tamam <laughs> borca girdi. Biz biraz para biriktirelim o zaman İyi olur. Buradaki hastalık biterse çok memnun olacağım. O, a, az önce o şimdi yetersiz beslenmiş mi olduk? Peki öyle olsun. Bunlar ne olmuş? Bu da Sodom ismi? Hadi hadi geçmiş olsun. Bunları böyle vasallaştırdık diyelim. 15 kontluk gerekiyor. A Arpad diyor. <laughs> Arpadlara baksın doğru yolu bulmuşlar. <laughs> çok iyi. Sana şöyle para verdim mesela. Bak bak. Güzel. Vasallık teklif et. Kabul edecek. Para atıyorum. Vasallık teklif et. Kabul edecek. Savaş mı? Ne savaş? Şimdi. Sen temeş tutuyordun. Bihar'ı tutuyordun. Öyle mi? O zaman ben sen bu vasalları aktarıyor muyum? Aktardım. Aktardım. Bunu tutuyorsun. aslında üçlüklükte tutuyorsun o zaman. Macaristan'ı oluşturdum. Arpa da vereyim mi? Efsane olur. Yok bu da bu abi daha güçlü ama. Ee, dolayısıyla Ung var diyor. Meşru üzerineyim. Hallederiz bir şeyler yaparız yaparız. Eyvah oğlum verem olmuş. Oo ama iyi sağlığı iyi. umarım kurtarır da. Güzel. Aldık burayı. Vasallık teklifi, dini muafiyet. Çok güzel. Şimdi böyle savaş açtık. Prens Vazul kimmiş? Sen misin peki? Arkadaşlar yapmam yapmam dedim ama Tuna Nehri'nin ötesine geçtim. En azından Macaristan oluşturup bunlara veririm. Çok teşekkürler. Oo burada bir uf sağlam bir ekip geliyor burada. Normal tek başımıza da hallederiz ama kutsal tarikatları hep kiralıyorlar böyle. Ne yani şöyle katkıda bulunabilir evet. Kutsal savaş. Ya sen burayı mı istiyorsun? Ha, alırsın. Başkent hadi yine karantinaya alalım. Yine hastalık mı var bir yerlerde? Ha, hastalık geçiyor sanki. Güzel geçsin geçsin. Hiç masraftan kaçınma. Güzel. Burayı ele geçirdik. Burayı böyle oluşturduk. Bu abimiz hazır böyle tutuyor. Kendisine Transkarpatya'yı verdik. Tamam. Ver burayı birine. Hırvat bir soylu. Ha böyle verdim sana. Ama veremiyorum kuşatma altında. Böyle kaçmak yok. Kaçmak yok. Gel buraya. Kim afar o <laughs> Toprağın elini alabiliyor muyum? Haa <laughs> çok iyi. Toprağın hakikaten elini alabiliyormuş bundan. Beyaz barış yapabiliyor musun? Evet yapalım. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Bir şey gradi senden çekiyorum. Evet. Dolayısıyla sana biraz hediye göndereceğim. Seni hapsetmeyeceğim, seni affedeceğim. Sonra bu abimize, hatta önce şu ablamıza buraları verelim. Hadi sizlere vasallık teklif edeyim. Kalıtsal yönetimi keşfetmişiz bu arada. Ungvar'ı da oluşturduk. Şu hanımefendiye verdik. Çok güzel. Bu abimize Visegrad düklüğünü ve Macaristan despotluğunu komple veriyorum. Para basma hakkı da tanıyorum güzel kardeşim sana. Tamam. Sınır bey olarak. Akıl öyle. Böyle görmüş olduğunuz gibi burada bir Macaristan var. Burada böyle bir Afrika var. Burada böyle bir Cezire var. Mısır var. Etrafıma böyle hem benim meşru vasalım. Hem de meşru olmayan vasallarımla böyle tampon devletlerle çeviriyorum etrafımı. Bir sıkıntı çıkarırlarsa da ben bunları mesela bir noktada bağımsızda bırakabilirim. Evet Alexios ölmedin. Üçüncü video oldu be. O değil bir şey fark ettim. Venedik despotu olan abimizin sadece krallık ünvanı var ama Venedik düklü ünvanı yok. Hoppa! İnanmıyorum kanser. Bir rahat bırakın ben artık öleyim ya. Oğlum da veremli zaten. <laughs> of of. 70 yaşına geldik kanserden gidiyoruz. Venedik düklü. Çok seviyor bizi. Yani Vasilevs Alexios ancak bu kadar olabiliyor arkadaşlar. Aa, otorite. Otorite Savaşı, Hanedan iş savaşları so yapmayın arkadaşlar, lütfen. Kültür değiştirdiniz mi? Hadi bir de şimdi bir yerlere uygulamaya çalışalım başka yerler. Gazze ye, tamam, sen, gerçi sen kendini uygularsın da. Ee, mesela neresi yapılabilir bir bakalım. İnanmıyorum, letçe. Bir sene sonra ölüyoruz, mükemmel. Biz buraları niye aldık da? Heh? Biz niye aldık buraları? Bu abimiz yüzünden. Bu abimiz de tabii gittikçe güçleniyor. Moldova yüce şefliği. Şurada orduları belki parçalarsak savaş skoruna katkıda bulunabiliriz. Kaç mı öyle? Kaç mı? Çok teşekkürler. Bayağı iyi para topladık bu arada. Burası dahil miydi? Ha, burası da dahildi. Hadi burayı da kuşatalım da. Oo. Evet, Vasilevs Alexios öldü arkadaşlar.